Merhaba arkadaşlarım, merhaba canlarım benim. Safiye miydi adı? Anıtkabir'de Atatürk'e adeta küfür etti. Tutuklandı, içeri girdi. Kendisine de yazık etti, ailesine de yazık etti. Ve tabii ki çok da büyük saygısızlık etti. Fakat inanın ben bu tiplere acıyorum. Üzülüyorum, acıyorum çünkü okudukları tarih kitapları, işte ya Kadir Mısırlıoğlu, var ya Fesli Kadir diyorlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği, değer verdiği o sözde tarihçi. Ya da yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok sevip saydığı Mustafa Armağan'ın kitaplarını okuyorlar. Ya da ona benzer kitaplar okuyorlar. O kitapları okuyunca da elbette onlardan bilgi diye aldıkları şeylerin doğru olduğunu zannediyorlar. İnanır mısınız? Bana gelseniz, diriniz, deseniz ki abi ya, baba, dede, amca, neyse, mitolojiyi mi seversin, tarihi mi seversin diye ben Mustafa Armağan ya da Kadir Mısırlıoğlu gibi tarihçilerden öğreneceğim tarih yerine aha, şu mitoloji kitabını okuyup mitolojileri severim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Beni tanıyanlar bilirler. Ben mitolojiye hastayım. Ayhan Sicimoğlu muydu o? Hastasıyım. Mitolojinin hastasıyım. Çok seviyorum. Çünkü onlar halkın samimi gerçekleri. Anlata anlata, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa gele gele o kadar zenginleşiyorlar ki. Bilmem size ama ben çok siyasetçi ve tarihçi tanıdım. Mesela bir tarihçi ya da bir siyasetçiyle bir yürüyüşe çıksanız ya da sohbet etseniz diyelim ki, size sürekli ya tarihten söz ederler ya siyasetten. Ya tarih konuşurlar, kendi tarihlerini tabii. Sizin bildiğiniz tarihten bir şey söylemeye kalksanız yandınız. Ya da siyaset konuşurlar, siyaseti anlatırlar. Neler yaptıklarını, neler yapacaklarını, siyasetin nasıl bir şey olduğunu, fikirlerini empoze etmeye kalkarlar. Siz araya girip fikirlerini bir şey söylemeye kalksanız dinlemezler. Belki de kırılırlar, gücenirler size. Demokratlık anlayışları da böyledir. Ya da siyasetçi ya da bir tarihçiyle bir yerde, bir ormanda, bir kırda, bayırda, bir deniz kenarında yürüyüşe çıkın bakalım. Anlatır da anlatır, 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 anlatır. Ama hiç ne tarihçi ne siyasetçi size mesela bir dakika deyip de konuşmasına ara vermez. Ne olacak peki bir dakika diyecekti? Hani bir kuş sesi diyecekti mesela. Bülbülün şakımalarını dinliyor musun? Duyuyor musun? Ya da sakanın ya da kanaryanın ya da bir serçenin ötüşünü duyuyor musun diye soracak diye beklersiniz. Ben çok bekledim. Ama ne tarihçi sordu bana o soruyu, ne siyasetçi. Deseydiler ki eğer, duyuyor musun kanarya nasıl da güzel şakıyor diye, ben diyecektim yarım saattir kanaryayı, bülbülü, sakayı, her şeyi dinliyorum. Seni dinlemiyorum ki. Ama bana o fırsatı hiç vermediler. Çünkü hiç öyle bir soru sormadılar bana. Ya da yine yürüyorsunuz bir deniz kenarında. Ya da ne bileyim bir ormanda, bir kırda, bayırda, bir parkta yürüyorsunuz. Size bir çiçeği gösterse ya. Dese ya, ya şu çiçeğin güzelliğine baksana. Şu ağaca bak, ne güzel. Meyvelerinin güzelliğine, dallarının şekillerine bak. Yaprakları ne kadar da narin, ne kadar uyuşmuş gövdesine. Hay demezler öyle bir şey. Sade konuşurlar. Ben de yalan yok ya. Onları dinlemem. Ağaçlara bakarım, çiçeklere bakarım. Böcekler görmüşsem incelerim. Ama mitolojiyi seven bir dostumla yürüsem, ah o ne güzel şeyler anlatır. Mesela bir kuşu, daha doğrusu kuşun evrimleşmesini anlatır. Acaba hangi vahşi tanrının ya da yarı tanrının önünden kaçarken o kuşa dönüşmüştür? O hangi prensestir ya da o hangi tanrının kızı bir başka tanrıdır? Ya da bir çiçeği gösterir size. Bir ağacı gösterir. Bak der, bu ağaç nereden oldu biliyor musun? Falanca tanrı filanca tanrının kızını kovalarken, ona tecavüz etmek için peşinden koşarken kız bir anda bir başka yardımcı tanrının sayesinde işte bu ağaca dönüştü, bu çiçeğe dönüştü, bu güle dönüştü diye anlatır. Bayılırım, bayılırım. Kendimden geçerim onu dinlerken, o siyasetçi tarihçiyi dinlemektense. Benim canım arkadaşlarım, benim güzel arkadaşlarım, bana diyeceksiniz ki iyi de abi ya, neden madem siyasetle tarihi konuşuyorsunuz daha çok? Gülüyorum bunları söylerken, kendi kendimle çeliştiğimi farkındayım. Abi ben ne yapayım ya?
İnanın ki dünyadaki insanların çoğu ya siyasetle ya da tarihle ilgileniyorlar. Ya da magazinle tabii. En çok magazin. Ya ben magazinden ne bilirim, ne anlatırım? Hiçbir şey bildiğim yok. Ne yapayım? Ben de ya tarih ya siyaset daha çok okuduğum için zamanında onlardan konuşuyorum. Yani itiraf edeyim. Vallahi ben de reyting düşüşü yaşarım diye korkuyorum ya. Ne yani? Neydi o çocuklar duymasında vardı bir tane? Yalan mı söyleyeyim yani? Canlarım benim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın.